Merhaba sevgili seyirciler, Artı TV'de emeğin gündemindeki gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Ülkenin gündemi oldukça yoğun, tabii emeğin gündemi de. Sadece tabii bugünlerde değil, her dönem yoğun ama bugünlerde olağanüstü gelişmeler var. Bir yanda kamuda toplu iş sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin daha bir görünür kıldığı sendikaların yapısı ve mücadele anlayışları, diğer taraftan da KHK'larla ve yasalarla hakları ellerinden alınan işçiler ve memurlar. Aslına bakarsanız bu hafta tüm toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin de damgasını vurduğu gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacaktık ve bunları konuşacaktık. Ama tam bunlar yaşanırken kayyumlar gündeme adeta bomba gibi düştü ve 4 ay önce 31 Mart seçimleriyle göreve gelen, kayyumlardan görevi alan yeni belediye başkanları 3 belediyeye, belediyede belediye başkanları görevden alındı ve kayyumlar yeniden atandı. Ve bir kez daha, birçok sonucu var elbette bunun, ama bir kez daha emeğiyle geçinenler ardı ardına işten atılmaya başlandı. Şimdi bu hafta gerek toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin yarattığı atmosferi, gerekse kayyumlarla ortaya çıkan tabloyu Emek ve Hayat'ta konuşacağız. Sadece bunlar değil elbette, ardı arda gelişmeler var. İşçiler yine direnişteler ve birçok noktada hakları için eylemler gerçekleştiriyorlar. Ve memur kamudaki memurların sözleşmeleriyle ilişkin, toplu iş sözleşmeleriyle ilişkin yeni gelişmeler var. Bunların ayrıntılarının yer aldığı haber turumuzla başlayalım, ardından stüdyodayız. 5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlandı. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde yetkili sendika memursenin ilk yıl için %8+7 teklifine hükümet %4+4 ile karşılık vermişti. Hükümetin bu teklifinin ardından Kamu Emekçileri Sendikası KESK, memursene toplu iş bırakma çağrısı yaptı. Memursen ise 1 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Görüşmelerde 20 günlük sürenin dolması nedeniyle uzlaşmazlığı da kamu görevlileri hakem heyeti görüşecek. Hakem heyetinin vereceği karar nihai karar olacak. Sendikalı oldukları için işten atılan Kargil işçileri direnişlerini İstanbul'a taşıdı. Bursa Orhan Gazi'de bulunan Kargil fabrikası önünde 490 gün boyunca direnişte olan işçiler, mahkemenin işe iade kararının işveren tarafından uygulanmaması üzerine direnişlerini İstanbul Ataşehir'de bulunan Kargil Genel Müdürlüğü önüne taşıdı. İşçilerin direnişlerini İstanbul'a taşımasının ardından AKP milletvekili Zafer Işık, Kargil yönetimine nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret işçilerin tepkisine neden oldu. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasından sağ kurtulan ve ardından işten çıkarılan madenciler, tazminat ve emeklilik hakları için bir kez daha sokağa çıktı. Mahkeme kararına rağmen tazminatları 5 yıldır ödenmeyen maden işçileri, Bağımsız Maden İş Sendikası öncülüğünde Soma Türkiye Kömür İşletmelerine yürüyüş düzenledi. Kıdem tazminatları ve diğer özlük haklarının verilmesi taleplerini tekrar eden işçiler, herhangi bir sonuç alamadıkları takdirde 13 Eylül'de Ankara'ya yürüyüşe geçeceklerini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında kurulan Medya AŞ'de çalışan 50 kişi tazminatları ödenerek işten çıkarıldı. Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün," dedi. Sadece kente ait haberlerin yapıldığı Medya AŞ'de toplam 160 kişi çalışıyordu. Hamile olduğu için işten çıkarılan işçiye ayrımcılık tazminatı ödenecek. Bir şirkette iş güvenliği uzmanı olarak çalışan kadın işçi, hamile olduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı. Mahkeme, hamileliği sebebiyle iş akdini fesheden işverenin ayrımcılık tazminatı ödemesine hükmetti. Sistema Mühendisliğin alt taşeronu Platik Mühendislik firması iflas gerekçesiyle 20 işçiyi işten çıkarınca, inşaat iş üyesi işçiler Sistema Mühendislik önünde eyleme başladı. Tazminat ve diğer alacakları için bayram öncesi eyleme başlayan işçiler, Sistema Mühendisliğin sorumluluğu kabul etmesi ve ödeme taahhüdünde bulunması üzerine eylemlerine son vermişti. Ödemelerin yapılmaması üzerine işçiler İstanbul Levent'te bulunan firmanın önünde yeniden eyleme geçti. Giresun Belediyesi'nde 27 işçi işten atıldı.
Tamamı CHP Gençlik Kolları üyesi olan işçiler, AKP'li belediye tarafından kendilerine önce mobbing uygulandığını, ardından işten atıldıklarını belirttiler. Kuzey İrlanda'da işçiler Titanik'i 1999'da inşa eden tersaneyi işgal etti. İşçiler tersanenin kamulaştırılmasını talep ediyor ve yenilenebilir enerji yaratmayı planlıyorlar. Belfast kentindeki son tersanenin kapatılması, şehirdeki yüzyıllardır süren gemi yapımına son verecek. Evet, gelişmeler böyle. Fakat bir son dakika gelişmesi, inşaat işçileri sendikası üyeleri sistema mühendislik önünde eylemdelerdi. Haber turumuzda vardı. Az evvel anlaşma sağlandı. İşçiler devam ettikleri eylemlerin sonucunda haklarını aldılar. Sistema mühendislik taşeronda yaşanan meselenin sorumluluğunu üzerine almak zorunda kaldı ve işçilerin haklarını ödediler. İşçiler yine direnerek kazandılar. Şimdi bir detay daha haber turumuzda. Kargil işçilerinin İstanbul'a eylemlerini taşıdıklarını söylemiştik. Kaldı ki Emek ve Hayat izleyicileri bilirler, Kargil işçileri bunu defaten söylemişlerdi. İşe geri dönüş kararı uygulanmazsa biz bunu yapacağız demişlerdi. Ve şu anda İstanbul Ataşehir'de Kargil Genel Merkezi'nin bulunduğu Palladium'un önündeler. Biz hatta yayın çıkışında onları ziyaret edeceğiz. Şimdi orada bir detay, 492. gün bugün ve bu tarihe kadar 492 gündür Bursa Milletvekili Zafer Işık işçileri ziyaret etmemişti, sorunlarıyla ilgilenmemişti ama hemen İstanbul'a gelişinin ardından Kargil Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Üstelik bu ziyaret bu eylemlikle ilgili değildi, işçilerle ilgili değildi. Onların taleplerini dinlemek, istişare etmek, Kargil'in bir sıkıntısı var mı diyeydi. Milletvekilleri herkesin milletvekilidir. İşçileri niye görmezler? Umarım Zafer Işık bir açıklama yapacaktır. Yaparsa biz ekranlardan mutlaka kendisine yer vereceğiz. Mikrofonlarımız kendisine açık. Evet, şimdi bugün gerek Memur Sen'in yürüttüğü, gerekse Türk İş'in yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin pazarlık masasının ardındaki gelişmelere bakacağız. Ama önce başta da söylediğimiz gibi bir kez daha kayyımlarla karşı karşıya kalan emekçilerin durumuna bir bakalım, neler oluyor diye. Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimleriyle HDP'nin kayyımlardan geri aldığı 3 belediyeye bir kez daha kayyım atan. Daha doğrusu geri aldığı belediyelerden üçüne, Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine. İlk kayyımlar daha önce 15 Temmuz'un ardından sürece başlayan, yani OHAL sürecinde devreye girmişti ki Demokratik Bölgeler Partisi'nin hazırladığı yerel yönetimler raporuna göre tüm belediyelerde 26.144 işçi çalışıyordu, işçi ve memur çalışıyordu. OHAL'in ardından kayyum atanan 94 belediyede bütün o süreç içerisinde yaklaşık 5.000 işçi ve memur işten çıkarılmıştı. Şimdi ilk kayyumlar KYK'yla yapılmıştı. Bugün yeniden atanan kayyımlar bir gerekçesi yok açıkçası. Çok gerekçeye de lüzum görülmedi. Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden hemen önce Şubat ayında zaten bunun yapılacağını söylemişti. Tam şöyle demişti: seçilseler bile meraklanmayın, biz hemen kayyım atarız bu belediyelere demişti. Evet, o kayyımlar atandı. Hatta öyle ki Diyarbakır'daki Kayapınar Belediyesi'ndeki bir meclis üyesinin yerine bile kayyım atandı. Van'da meclis feshedildi. Diyarbakır ve Mardin'de tüm çalışmalar durduruldu. Şimdi tüm bunlar yaşanırken çalışanların önemli bir kısmı gözaltına alındı ve 30'a yakın işçi de işten çıkarıldı. Bunlar ilk bilgiler olarak söylüyoruz. Şimdi bunlar önemli, bu noktalar önemli. Peki kayyım çalışanlar için ne anlama geliyor? Çünkü daha önce bu tecrübeyi yaşamıştı çalışanlar ve daha önce bu belediyelerde birçok işçi işten çıkarılmıştı. Şimdi bunların ayrıntılarını söyleyeceğiz ama o kayyum döneminde ne oldu? Artı TV'den meslektaşımız Erk Acerer çok kısaca meseleyi, bir kayyumlar dönemini anlatmıştı. OVTR'yi bir izleyelim, ardından neler oldu kayyımlarda onlara bakacağız.
kayyum da insan. Yerden yere vurulmaz ki bu kadar. Çözdünüz mü şimdi banyo meselesini? Bir ton 600 kilo fıstıklı kadayıf yenmiş Diyarbakır Belediyesi'nde. Böyle bakınca tuhaf bir durum da ortaya çıkıyor. Halka hizmetten hamamda oturup fıstıklı kadayıf yemek gibi bir şey anlamışlar. Fıstıklı kadayıf kilosu 70 liradan 10 kilosu 700. 100 kilosu 7000, bir tonu 70 bin eder tabii. Bir ton 600 kilo. Aşağı yukarı 110 bin lira yapıyor. Banyo. Bunlar grup indirimi almış olsalar 100 bin lira. Yüzlerce de kahve fincanı takımı göndermişler. 92 bin lira tutuyor. Belediye başkanı Doktor Adnan Mızraklı naif kimse. Şaşırıyor. Diyor ki çok sayıda sorun var ve borç da var. Oturup hesap da yapmış. 92 bin lira fincan masrafıyla 460 ailenin bir aylığı karşılanabiliyormuş. Biz de hesabı eksik bırakmayalım. 2 milyon 127 bin 725 lira salon, hamam, tas. 100 bin liralık fıstıklı kadayıf. Ekle 92 bin liralık fincan masrafını. Diyarbakır. Diyarbakır. Alo. Orada mısın? Buyur patron. 2 milyon 315 bin lira. Evet, kara mizahlık bir tablodayız hakikaten. Şimdi evet, 5000 işçi işten atılırken ilk dönem kayyumlarda tablo böyleydi ve geriye bahsi geçen borçlar bırakılmıştı ve bu Diyarbakır içindi. Diğer birçok noktada da durum çok farklı değildi. Örneğin Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk göreve geldiklerinde şunu söylemişti. Biz bayramda işçilerin parasını ödeyemedik çünkü kasada para yoktu diye. Milyonlarca liralık borç bırakarak kayyumlar görevi devretmişlerdi. Hatta Diyarbakır'da şehir tiyatrolarını bile kapatmıştı ve tiyatrolarda çalışanların hepsi işten atılmıştı. Şimdi bir noktayı daha söyleyeceğim. Örneğin Mardin Belediyesi'nde, Büyükşehir Belediyesi'nde kadına yönelik şiddetle mücadele birimine örneğin bir erkek atanmıştı. Birçok örnek var böyle ama Kayapınar Kayyumu'nun çok ilginç bir açıklaması vardı o dönemde. Birçok çalışanın işine son verdiğinde şöyle demişti. Bugün yine birçok kişinin iş akdini feshediyorum. Sebebi de şu: tespit ettiğimiz yaklaşık 9390 kişi var. Bunların tamamı istisnasız dağdaki insanların yakını. Bunun yerine tespit ettiğimiz şehit ailesi yakınları var. Onların çocuklarını işe getirip koyuyoruz. Şimdi kayyumun emekçilere yaklaşımı buydu. Ya ne söylemek lazım bilemiyorum. Şimdi son gelişmelere bir bakalım. Bir önceki dönemdeki kayyumdaki gelişmeler buydu. Şimdi yeniden kayyumlar gündeme geldi. Son gelişmeler ne? Bölgede durum ne? HDP eş başkan yardımcısı İlknur Birol telefon attığımızda. İlknur Hanım merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi İlknur Hanım, bir kayyum dönemi daha başladı ve 3 belediyeye kayyum atandı. Daha önceki örnekler mevcut, az evvel de kısmen sıralamaya çalıştık. Şimdi önce şunu sormak istiyorum. Bu kayyum ataması ne anlama geliyor? Bir son durumu paylaşabilir misiniz bizimle? Neden bu kayyumlar atandı yeniden? Şimdi Dilek Hanım, bütün izleyenlerimiz de biliyor ki 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri AKP ve MHP iktidarının Cumhur İttifakı olarak girdiği yerel seçimleri başta HDP olmak üzere demokrasiden yana saf tutmuş bütün güçlerin sandıkta el ele vermesiyle oluşturduğu nihayetinde 5 büyük ilin ve bölgede büyük şehirlerin ve birçok ilin belediyelerinin, yerel yönetimlerinin muhalefet tarafından kazanılmasıyla ortaya çıkan yenilgi AKP-MHP hükümetinin yerelde tam bir talan
ve soygun düzeni halinde işlettikleri katalar olarak baktıkları yerel yönetimden uzaklaşmaları büyük bir şok ve travma yarattı kuşkusuz. Tekçi rejimin bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adıyla topluma sunulan ve tamamen bir tekçi otoriter rejim inşası olarak adlandıracağımız bu rejimin son ayakları olan yerel yönetimlerdeki bu güç kaybının yarattığı öfke ve kadim bir düşmanlık halini almış Kürt düşmanlığı, Kürt sorununa savaş ve zor yolu dışında çözüm düşünmeyen bir devlet siyasetini de arkalarına aldıklarında üç büyük şehrimizde çok büyük bir çoğunlukla yerel yönetimleri kayyumlardan büyük bir onurla devralmış eş başkanlarımızı idari bir tasarruf görüntüsü altında. Soruşturma ve kovuşturmaları vardır ve idari bir tasarrufta bulunuyoruz sözünün gerekçesi arkasında kayyum atayarak aslında tekçi rejimin arzu ettiği yerel yönetimlerin birer demokrasi okulu, birer yerel demokrasi ve halkın katılımının sağladığı birimler olarak algılamanın tam tersi tepedeki tek adamın, tekçi rejimin idari bir birim haline getirilmesinin müdahalesidir. Rejimi tamamlamaya çalışıyorlar. Bunu da en kolay algı operasyonu yapabilecekleri Kürtlere, HDP'ye, HDP'nin bileşenlerine saldırarak yapmaya çalışıyorlar. Bu kadim bir kim siyaseti, kadim bir çözmeme ve baskıyla yok etme inkar siyasetinin sonucu bir yaklaşımdır. Demokratik hiçbir iradenin tesis edilmesine izin vermeyen, bunu baskıyla, zorla, elindeki polis gücü, idare gücü, yargı gücünü kullanarak demokratik iradeyi yok sayma hareketidir, kabul edilebilir değildir. Bu sivil bir darbedir ve bu sadece HDP'li belediyelere ve eş başkanlarımıza değil, Türkiye demokrasisine yapılmış, emekçilere yapılmış, Türkiye halklarına yapılmış bir darbedir. Peki İlknur Hanım, şunu da sormak istiyorum. Geçen dönem kayyumlarda yaklaşık 5000 çalışan işten atılmıştı. Bugün de ilk ulaştığımız bilgiler ışığında tabii söylüyorum 30'a yakın memur ve işçi işten atıldı. Şimdi bu süreçte çalışanları, yani tüm bu yaşananların ardında çalışanları nasıl bir süreç bekliyor kayyum belediyelerinde ya da atmosferde? Hiçbir faşizan yöntem, bir otoriter rejim emekçilerin tam ve eksiksiz haklarını saydığı, saygı duyduğu, onlara refah içinde bir hayat arzu etmez. Tam tersine kölece çalışma koşullarını, yine işten atılma, çeşitli suç isnatları tehdidiyle giderek emeğin en ucuza, en köle biçimiyle satın alınmasının yolu olarak kullanılır. Nitekim kayyum rejimi bir yönetme biçimi olarak emekçilere de geldikleri andan itibaren böyle davranmıştır. Ne sendikal örgütlülüklerinin, ne tek tek birey olarak bir emekçi varlıklarının özgürce hem çalışma alanında hem diğer alanlarda kullanılmasının önünde engel olmuştur. Bu örnekleriyle, sizin de biraz önce verdiğiniz örneklerle ortaya çok net biçimde çıkan bir durum, somut bir durum. Kayyumlar, hatırlarsanız, aslına da yansımıştı. İşten atılan yüzlerce arkadaşlarımızın işten atılma belgelerini imzalarken keyifle imzalıyorum sözünü söyleyen, bölücü, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir tarzı, yolu, yöntemi ve dili pervasızca kullanabilecek bir gücü de kendilerinde hissediyorlardı. Biz kayyum döneminde bir özgür toplu pazarlık, toplu sözleşme göremedik. Yine biz kayyum döneminde sendikal varlıklarını bir emek gücü olarak hakların korunması konusunda özgürce davranabildiğini göremedik. KHK ile OHAL rejiminin neredeyse alameti farikası olmuş kanun hükmünde kararnamelerle işten el çektirilmiş arkadaşlarımıza basın yoluyla, medya yoluyla terörist damgası vurularak bir algı operasyonunun muhatabı kılındıklarını gördük. Ağaç kabuğu yesinler diyen idareciler gördük, yöneticiler gördük. Bizlerin
bizlerin çizgisinin halkçı demokratik yerel yönetim çizgisinde olan yerel yönetimlerimizde emekçiler haklarını örgütlü oldukları sendikaları vasıtasıyla özgür pazarlık, top pazarlık koşullarında ve hatta çok önemsediğimiz kadın eşitlikçi ve özgürlükçü çizginin gerektirdiği ilkelerle düzenlenmiş toplu sözleşmelerimi tüm Türkiye'ye, bütün emek dünyasına hediye ettiğimiz uygulamalarımız var. Şimdi bütün bunların karşısında emekçiler, işten atılanlar ve halen çalışanlar, kayyum rejiminin bir kölece yönetme biçimi olduğunu, bir sömürge rejimi biçimi olduğunu, dolayısıyla kendi hak ve özgürlükleri için çalışma yaşamlarının, çalışma hayatlarının güvencede kalması için bu rejime, bu irade gaspına, bu zor yoluyla yargı kullanılarak gasp edilme haline itiraz etmek zorundadır. Bunu sadece Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de değil, bütün Türkiye'de emek güçlerinin antidemokratik, faşizan bu uygulama karşısında demokratik bir dirayet ve direniş göstermesi gereklidir. Çünkü bugün Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da yapılan ve emeğin hakkına en büyük gaspın sahipleri olarak bunu böbürlene böbürlene söyleyenler kızı orada almayacaklar. O uyguladıkları yol ve yöntemin kendisini buralara taşıyacaklar, diğer büyük şehirlere taşıyacaklar ya da herhangi bir emeğiyle geçinen insanın çalışma hayatında olduğu herhangi başka kurumlara taşıyacaklardır. Kayyum basit olarak bir mülki amirin yerel yönetimlere atanması meselesi değil. Bir yönetme biçimi rejimin bir halidir. Bunu böyle algılamadığımız sürece bizlerin toplumun 2-3 gündür yandaş medya aracılığıyla, sözcüler aracılığıyla bir algıya teslim alınmak istenmesi karşısında gayet meşru demokratik direniş hattını başta emekçiler olmak üzere özellikle kanunlukunda kararnameyle işten atılmış olan ve bugün zor hayat koşullarında ayakta durmaya çalışan arkadaşlarımıza da seslenerek söylemek istiyorum ki demokratik bir direnişle karşılamak durumundayız. İzin verirseniz son cümlem kadın emekçiler olacaktır. Çünkü her yerde olduğu gibi bu tür baskı koşullarında en ağır ve en zor durumda kalanlar kadınlardır. Kayyum ataması, kayyum darbesi bir demokrasiye yapılmış bir darbedir derken bir özelliğini sakın unutmayalım. Kayyum bir kadın düşmanı yönetim biçimidir. Nitekim sizin de ifade ettiğiniz gibi daha önceki dönemde de şimdi de geldikleri anda ilk olarak el attıkları ve ortadan kaldırmak istedikleri şey kadınların varlığı, temsiliyeti, gücü ve onların güçlenmesini sağlayacak kurumların ortadan kaldırılması oluyor. Eş başkanlık sistemimize söz ediyorlar biliyorsunuz. Çeşitli böyle akla hayale sığmayan yorumlarla hani HDP programını açıp okusalar iki satırda görecekler. Eş başkanlık sistemi kadın eşitlik ve özgürlük mücadelesinin kazanımıdır. Eş başkanlık ve eşit temsil sistemi erkeklerin ağızlarına aldıklarında kadınlara düşmanlık yönetmek için kullandıkları saçma sapan yorumlarının konusu olmayacak kadar değerli bir demokratik kazanımımızdır. Eş başkanlık kadınları doğrudan ilgilendiren bir kurumsallaşmadır. Kadın emekçileri de ayrıca çok ilgilendiren bir kurumsallaşmadır. Dolayısıyla bütün kadın hareketini ve bütün kadın emekçileri de ipe sapa gelmez içeriklerle eş başkanlık kurumumuza saldırıda bulunanlar karşısında hepimizin kazanımıdır, kadınların kazanımıdır, bundan vazgeçmiyoruz demeye ve bu noktada direnmeye de ayrıca davet ediyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz İknur Hanım yayınımıza katıldığınız için. Umarım iyi haberlerle tekrar bağlanacağız, sizlerle görüşeceğiz. Mutlaka kazanacağız. Herkes bilmeli ki tarih gösterdi. Bu yollarla aydınlığa çıkmak, yani bir ülkenin aydınlığa çıkması mümkün değil. Biz de bu ülkenin karanlık bir girdapta çok daha karartılmış bir geleceğe mahkum olmasına asla izin vermeyeceğiz ve mutlaka kazanacağız. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, kayyumlarda durum böyle. Umarım
bir an evvel demokratik yollarla tekrar bir dönüş yaşarız ve seçilmişlerin ve emeğiyle geçinenlerin en doğal haklarını yaşayabilecekleri, en doğal mücadelelerine dönebilecekleri bir süreçle karşı karşıya kalırız. Evet, başta söyledik, bir tarafta kayyumlar var ama öte yanda da tüm Türkiye'de kamudaki işçilerin ve memurların önümüzdeki 2 yıllık sürecini belirleyen TİS sözleşmeleri, toplu iş sözleşmeleri vardı. Ve Türk İş'in yürüttüğü toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticelendi. Bu süreç aslında büyük yankı yarattı. Zira bir taraftan Türk İş Başkanı Ergun Atalay'ın söylediği sözler önemli oranda kamuoyunda tartışıldı. Mikrofonun açık kalması, bu sürecin biz mücadeleye gerek kalmadan kapattık sözleri ve ardından yaptığı açıklamalar oldukça önemliydi. Bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız. Bugün stüdyomuzda Petrol İş Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik var. Hoş geldiniz. Aslında izleyicilerim sizi yakından tanıyorlar. Gerek Flormar direnişi, gerek Tüpraş direnişi ve birçok direnişte biz Mustafa Mesut Tekik'i işçilerin yanında gördük. Onlarla birlikte mücadele ederken ve aslında birçok noktada bilgileri sizden almıştık. Bütün gelişmelerde. Tekrar hoş geldiniz. Aslında bu sözleşmeye döneceğim ama belki bu kayyumlarda yaşanan sürece dair bir şey söylemek istersiniz. Onunla başlayalım isterseniz. Evet. Teşekkür ederek başlamak istiyorum. İzleyenlere saygılarımı sunuyorum. Tabii insan izlerken hem öfkeleniyor, hem hüzünleniyor, hem üzülüyor, hem politik anlamda da bileniyor. Ben şöyle başlamak istiyorum. Bir kere bu ülkeyi yönetenlerin ve onlara payandalık yapan güçlerin ülkeye ve millete dair sevgiyi, sahiplenmeyi kendi tek ellerinde görmelerini reddediyoruz. Yani biz emek, demokrasi, barış güçleri, buna gönül vermiş insanlar olarak bu ülkeye dair sevgimizin, bu ülkenin insanlarına dair sevgimizin öyle siyasete malzeme edilmesi çabalarını da reddediyoruz. Aynen sahiplerine, muktedirlere iade ediyoruz. Önce bunu söyleyelim. Tabii kayyum meselesinin bir millet iradesi gaspı olduğu apaçık. Yani bunu tartışmak hiçbir şekilde doğru değil. 12 Eylül darbesi, 61 darbesi, 71 muhtırası, 15 Temmuz NATO'cu darbe girişimi nasıl millet iradesine bir darbe girişimi ise daha 4 ay önce işte %60'lara varan oy oranlarıyla seçilen insanların o seçilmişlik haklarının kadrolarıyla beraber ellerinden alınmaları ve akabinde insanların işte ekmeğiyle oynanması ve benzeri birçok şey çok büyük hak gaspları ve bunun yurttaşlık hukukunda asla yeri yok. Tabii ben görüntüleri az önce izlerken tümünü izleyememiştim. Küçük şoklar da geçirmedim değil. O belediyelere giriş yöntemi, o belediyelerin girişindeki kadro tipolojisi, üniformalar, işte bazı portrelerin indirilip yerine başka bazı portrelerin asılması falan tamamen bir kısım insana şey duygusu vermeye yönelik bir görüntü servisidir. Yani biz gittik işgal altındaki bir yeri kurtardık demeye getiren ve özellikle servis edilen görüntülerdir. Yani bunun kardeşlik ve yurttaşlık hukukunda yerinin olmadığını ve bu ülkede yaşayan ve Kürt kimliğini Kürt kimliğine sahip milyonlarca yurttaşın zihninde de onulmaz yaralar ve travmalar yarattığını
bu ülkeyi ve bu ülkenin 82 milyon yurttaşını seven bir insan olarak belirtmek durumundayım. Sanki şunu mu demek lazım aslında, sözünüzde kestim ama. Ya bir taraftan bu meseleler politik meseleler, yahu bizim işte çalışanlarla ne ilgisi var ifadesi dönem dönem konuşuluyor. Evet. Hani şöyle bir söz vardır, Lenin'in bir sözü, yanlış anımsamıyorsam, eğer siz politikaya müdahale etmezseniz politika gelip size müdahale ediyor. İşiniz elinizden alıyor, yaşamınız evet. elinizden alıyor. Tam da böyle bir süreçle karşı karşıyayız sanıyorum. Evet, ben bir cümleyle tabii, bitireyim lütfen. Bu konuyu izninizle. Yani bugün yayına girmeden önce Diyarbakır'dan kendisi de kayımın geldiği ilk gün açığa alınan bir arkadaşı arayıp son durumu sormak istedim. İlk gün 40 kişi işten atılmış. Daha doğrusu açığa alınmış. Yani ben şunu söyleyeyim, bir emekçi olarak, bir emek örgütünün temsilcisi olarak bu uygulamaların ortak vatanda gönüllü birliğe, demokratik bir Türkiye'de yaşam özlemine ve mücadelesine asla bir katkı koymayacağını ve tüm bunların birer provokasyon olduğunu belirtmek istiyorum. Son 3 yılda özellikle demokrasiden, adaletten, eşitlikten yana olan ve aslında Millet İttifakı ve bileşenleri olarak da formüle edilen ittifakı da bir şekilde dağıtmaya yönelik bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Yani bu noktada da eğer insanlar bu ülkeyi zerrece seviyorlarsa, bir arada yaşama kültürüne önem veriyorlarsa, İstanbul'da da, işte Bodrum'da da dün olduğu gibi, İzmir'de de, Çanakkale'de de barışçıl, demokratik mücadele yöntemlerini hepimiz, ben başta olmak üzere, geliştirmek zorundayız. Yani öyle insanların zekasıyla alay eder gibi, yok işte falan kesi işe aldılar, falan kesi işten çıkardılar. Bunlar tamamen, yani demin ifade ettiniz, son seçimlerden aylar önce biz eğer istemediğimiz parti ve adaylar seçilirse bu insanları görevden alır, kayyum atarız gibi henüz daha seçilmemişken bile beyanlarda bulundular bu ülkeyi yönetenler. Dolayısıyla minareyi çalanın kılıfını hazırlaması gibi sonuçlarla, öyle hani en azından insanların zekasıyla kimse alay etmesin. Biz bu İstanbul'da da, Diyarbakır'da da, Batman'da da, İzmir'de de, Ankara'da da, Mersin ve Adana'da da açığa çıkan halk iradesini hazmedemiyoruz kardeşim, içimize sindiremiyoruz. Bir şekilde el koyuyoruz, deyiversinler, daha dürüstçe bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Evet, süreç çok konuşacağız bunları, daha maalesef konuşacağız, keşke konuşmak zorunda kalmasak. Peki kamudaki toplu iş sözleşmelerine gelirsek, aslında Türk İş'in masadaki, o pazarlık masasında devam eden gerek görüşmeler gerekse neticesi çok ciddi tartışmalar yarattı. Şimdi şeyi bir tarafa bırakmak istiyorum. Yani Ergun Atalay'ın mikrofonu açık kaldı. Söylediği sözler, şahsım adına söyleyeyim, benim için çok sürpriz olmadı. Çok da konuşuldu ama asıl mesele şunu sormak istiyorum. O masada ne oldu? Yani o masanın aslında görünmeyen tarafında birçok nokta vardı, birçok ayrıntı vardı. Sendikaları soracağım. Ama daha önemli bir nokta, bu yıl 2019'da toplu iş sözleşmesinde aslında o 200 bin işçi, belki beraberinde bütün sadece kamu değil özeldekileri de belirleyen bir nokta vardı. İşçilerin, emekçilerin çok temel haklarından biri bu sözleşmede ellerinden alınıyordu. Belki ona dair birkaç ayrıntıyı belirtmek istersiniz, ardından detayları soracağım. Evet. Şimdi Sayın Dindar, mücadeleci sendikaların artık klişeleşmiş bazı lafları var. İşte savaşa değil eğitime bütçe, işte çatışmaya değil sağlığa bütçe diye klişeleşmiş, yıllardır dillere pelesenk olmuş bazı şeyleri var. Aslında bunun bir arka planı ve altyapısı var. Yani bir sürü güçlü gerekçesi var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten hükümetlerin son 6-7 yılda çok yanlış bir Orta Doğu politikası izlediği, çok yanlış bir göçmen politikası izlediği bayan bayan ortada. Ve yaklaşık 50-60 milyar dolarlık ülke kaynağının, kamu kaynağının neredeyse berhava edildiği de ortada.
Tabii bu berhava edilen 50-60 milyar dolarlık kamu kaynağının doğru temelde kullanımı, doğru siyaset üretimi neticesinde emekçiye, işçiye bir kısmının aktarılabileceği, daha müreffeh, daha insan onuruna yakışır bir çalışma biçiminin, rejiminin belki gelişebileceği bir olasılıktı. Ama dediğimiz gibi siyaset-ekonomi ilişkisi, politika-ekonomi ilişkisi iç içe alt başı. Yani buradaki büyük yanlışlar tabii ki beraberinde bazı sonuçlar da doğurdu. Son 1-2 yılda biliyorsunuz Türkiye'yi yönetenler dillerine işte beka diye bir söylem pelesenk ettiler. Beka, beka, beka diye aslında bu ülkeyi kendilerinden daha çok seven işçi sınıfını etki altına almaya çalıştılar. Fedakarlığı işçiden beklediler. Kendi yarattıkları krizin faturasını işçiye kesmeye çalıştılar. Ve aslında 2019'un başından itibaren de sonra ortalarına doğru TÜPRAŞ sözleşmesinde de açık açık görüleceği üzere kamu sözleşmelerinde de bu konsepti uygulamaya soktular. İşte az önce gösterdiğiniz kamu çalışanlarının sözleşmesi yüksek hakeme gitti. Yılbaşına doğru MES sözleşmeleri var. Metal emekçilerinin yüz binlerce. Tabii tüm bunlar bu yanlış siyaset, yanlış politikalar, savaşa, işte güvenlik politikalarına ayrılan devasa kamu kaynağı elbette birilerinden kısıntı yapılması sonucunu doğuracaktı. Yani biz bunu bas bas bağırdık, söyledik. Kısmen mücadele etmeye de çalıştık ama zaman zaman da söyledik. Burada işçi sınıfına yönelik topyekun bir saldırı var. Sermaye örgütlerinin, patron örgütlerinin hükümetle birleşerek işçilik tırnak içinde maliyetlerini kısmaya yönelik topyekun bir saldırısı var. Dolayısıyla Türkiye Sendikal Hareketi'nin topyekun birleşik bir direnişe geçmesi gerekiyor gibi belki naifliği aşmayan çağrılarda bulunduk. Tam şimdi, oraya gireceğim. Evet. Tam sözünüz çok kıymetli olduğu için bunu soruyorum. Yani topyekun harekete geçmek gerçekten çok önemli. Belki de işinin en temel, üretimden gelen gücünü kullanabildiği en önemli eylemliği greve çıkabilmek ya da farklı etkinlikler yapabilmek. Şimdi TİS'le ilgili bunu soracağım. Toplu iş sözleşmeleri görüşmeleriyle ilgili. Bu mümkün mü diye soracağım. Neden? Ergun Atalay şöyle demişti, yahu biz masada bunu imzaladık, hele bir sorun, niye imzaladık diye. Çünkü biz greve çıkamazdık ki, kasamızda paramız yoktu dedi. Evet. İşte Maden Sendikası, Genel Maden İş Sendikası da ayrıca bunu destekledi. Tarımda çıkamazdık dedi. Evet. Yine Tarım İş Sendikası, evet, bunu destekledi. Bu mümkün mü diye soracağım şimdi ve neden mümkün değil? Evet. Mümkün değilse. Aslında greve çıkmama nedeni bu değil elbette. Ben tabii Türk İş Genel Başkanı Sayın Atalay aleyhine bir söz söyleyecek durumda değilim. O nezaketsizliği de göstermeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. İşveren örgütleri, siyasi iktidar ve maalesef emek örgütlerinin birçoğu işçiye fatura edilmek istenen bu ekonomik krizin sonuçları konusunda zımni bir uzlaşma içerisine girdiler. Yoksulun ölümü de düğünü de böyle kimsesiz olur, yoksul olur, hiçbir hak olmaz yoksulda. Şeyde öyle bir algı var toplumda. Ama yoksulun direnme hakkını parasızlık gibi bir şey yoksuldan alamaz. O grev yapmama iradesi aslında 2017 Aziz Çelik hocamızın da defalarca yazdığı üzere ve bizleri, kamuoyunu çok iyi aydınlattığı üzere 2017'nin Aralık ayında yayımlanan 696 sayılı bir kanun hükmünde kararname ile daha önce centilmenlik anlaşmasını geçmeyen çerçeve protokolünü bağlayıcı bir hale getirdi. Ne demek? Biraz açar, evet, mısın sonu? Yani daha önce Türk İş ile hükümet arasında bir çerçeve protokolü imzalansaydı bile federasyonların, yani bizlerin buna itiraz etme, eylem yapma, grev hakkının olduğu iş kollarında grev yapma gibi bir hakkımız vardı. Ama 2017 yılının sonunda Aralık ayında yayımlanan 696 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu hak
bizlerin, sendikaların, federasyonların elinden alındı ve konfederasyonların hükümetle yaptığı, imzaladığı, yani Türk İş'in, DİSK'in, Hak İş'in imzaladığı çerçeve protokolü bizleri de bağlayıcı bir niteliğe kavuştu. Ve bunun aksi bir yargı kararı da olmadığı sürece bu hak elimizden alındı. Dolayısıyla grev yapmamanın öyle parasızlıkla falan ilgisi yok. İşçi iman gücüyle de grev yapar. İşçi hiçbir kuruş para almadan da aylarca eylemini, direnişini de sürdürür. İşte Akkimciler sürdürdü, Kale Kayış emekçileri, Kargil emekçileri, Sivas emekçileri, Florman emekçileri kıt kanaat 300-500 lirayla bir yıl, iki yıl direndiler, grev yaptılar, eylem yaptılar. Yani dolayısıyla öyle para yoktu, o yüzden kasalar boştu, grev yapamazdık lafını ben Sayın Genel Başkanımıza da nezaketsizlik yapmamaya özen göstererek doğru bulmadığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla yani biz evet ülkeyi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. İşçi sınıfının ülkeyi zayıf düşürme gibi asla bir derdi yok. Ama elini taşın altına koyacak bir kesim varsa da onun da Koçlar, Eczacıbaşılar, Sabancılar, işte Doğuş grubu, Ciner'ler olduğunu, buradan olması gerektiğini, onların kendi ellerini taşın altına koyduğu bir durumda işçinin kendi gövdesini de taşın altına koyabileceğini, bu feragatı gösterebileceğini, gösterdiğini, yıllardır gösterdiğini de ben söylemek istiyorum. Dolayısıyla son cümle olarak şunu söyleyeyim. Türkiye işçi sınıfı, TÜPRAŞ sözleşmesinde de kamu sözleşmelerinde de başarılı, birleşik, doğru bir sınav veremedi. Bunu söyleyelim yani. Birleşemedik. Sermayenin ve siyasetin birleşik gücüne, birleşmiş bir güçle karşı koyamadık. Ama ben petrol işin bir yöneticisi olarak şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki hafta bir kongremiz var petrol işi olarak. O kongrede kim seçilirse seçilsin, kongreden sonra bizim canımızı acıtan o TÜPRAŞ YK'nın bağırtladığı o TÜPRAŞ sözleşmesinin intikamını çok kötü alacağımızı da biz buradan bir kez daha TÜPRAŞ ve Koç yöneticilerine söylemek istiyorum sizlerin vesilesiyle. Peki tam bunu soracağım. Sizin bu kararlı ifadeleriniz, yani o mücadeleci tavrınız, aslında pratikte de biliyoruz bunu, Emek ve Hayat izleyicileri de biliyor. Ya şunu sormak istiyorum, bütün samimiyetiyle sormak istiyorum aslında. Bugün mevcut sendikal anlayış ya da sendikaların yapısı bu mücadele hattını taşıyabilir mi? Var mı böyle bir olanak? Ya da siz görebiliyor musunuz? Evet, Türk İş'tesiniz ama bu mesele Türk İş'ten de ibaret olmadığını da biliyoruz. Tüm sendikal yapılar aslında açısından soruyorum. Kaldı ki bugün konuya giriş yapıyoruz. Daha çok konuşacağız bunları ama böyle bir umudunuz var mı? Aslında bunu sormak istedim. Yani benim açık dürüstçe söylemek gerekirse sendikal bürokrasiden, şu anki verili sendikal bürokrasiden bir umudum pek yok. Ama son iki yılda özellikle yurdun dört bir yanında bazen bağımsız gelişen, bazen bir sendikanın çatısı altında gelişen ve OHAL koşullarında gelişen ve geliştikçe de dönüştüren o direnişlerin bende büyük bir umut yarattığını ve örgütlü işçilerde de, Türk İş'e, DİSK'e, Hak İş'e üye işçilerde de büyük bir heyecana ve motivasyona yol açtığını özellikle ifade etmek isterim. Bunu gözlemlediğimizi de ifade etmek isterim. Türkiye'de sendikal bürokrasi üzerinde de bir en azından dönüştürücü gücü olduğunu, manevi bir yön kattığını, sendikal bürokratlara böyle bir yön de kattığını, hepimizde bir dönüşüm gücü olduğunu, bizleri aslında kendimize getirdiğini bu eylemlerin, işte Sivaslı kadınların, Flormarlı kadınların, Kale Kayış emekçilerinin, yani bunlarda bu direnişlerin bizlerde de bir silkinme ve bir utanma duygusuna yol açtığını da tırnak içinde ifade etmek isterim. O yüzden ben ümit varım aslında, ümitliyim yani bu konuda. Ama işçinin bence biraz daha cesur olması, biraz daha bizim gibi işte sendika yöneticileri nezdinde baskı unsuru olmaları gerektiğini ifade etmek isterim. Ben her zaman söylerim, öyle ezberci bir işçi fetişisti değilim. Ama işçinin ferasetine de, işçinin o tavır koyma gücüne de
her zaman inanmış insanlarız. Bu özellikle son aylardaki yanlış gidişatın, eksik gidişatın, işi doğru temsil etmediğini düşündüğümüz gidişatın işçi sınıfının tercihlerinde de bir etki yaratacağını düşünüyorum. Peki, aslında çok soru var önümüzde. Konu çok, gerçekten çok önemli bir nokta. Tüm bu sendikal anlayışları ve sendikal öncülükleri konuşmak istiyorduk ama programımızın sonuna geldik. Son sözlerinizi de alayım. Çünkü devam edeceğiz bir konuya. Biz belki sizi tekrar ağırlayacağız. Son birkaç cümleyle, evet, önümüzdeki dönem bu çok tartışılacak. Ne yapmak lazım? Ya ben bir kere öncelikle şunu ifade etmek isterim. Yani Türkiye'de emek örgütleri ve sendikal kadro bir kere kendini hiçbir siyasetin yedeği olarak görmemeli. Kendi ideolojik işte kalıplarından, angajmanlarından kurtulmuş bir şekilde bir emeğin o birleştirici ve dönüştürücü gücüne de inanarak kendini de dönüştürmeli diye düşünüyorum. Ve konfederasyon farkı gözetmeksizin ben dahil işçiyi temsil eden herkesin Türkiye'de işçi sınıfının ve halklarımızın mutluluğunun barıştan, eşitlikten, kardeşlikten, işte adaletten geçtiğini gören bir yerden bu mücadelenin içerisine de girmesi gerektiğini ve koşullar ne olursa olsun, ne olursa olsun bu ülkede yaşayan herkesin şovenist duygulardan arınmış ortak bir mücadele ve emek hattında buluşmaları gerektiğini tekrardan düşünüyorum. Son bir cümle olarak da şunu söyleyeyim. İşçi sınıfının ben umudunu yitirmemesi gerektiğini, bu sendikacılara, sendikal bürokratlara, bizlere yönelik eleştirilerini, itirazlarını, motivasyon güçlerini yitirmemeleri gerektiğini, hele hele TÜPRAŞ sözleşmesinden sonra açığa çıkan demoralizasyonu, güvensizliği bir an önce aşıp ayağa kalkışı gerçekleştirmesi gerektiğini, tabii ki bunu da sendikal örgütler ve öncüler ışığında gerçekleştirmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Ben AKP iktidarına da son bir cümle olarak bu yanlış siyasetten vazgeçmeleri gerektiğini, yani işte kayyum gibi, işte parti kapatmaları gibi, işte insanların canını direkt hedef alan saldırıların bu ülkenin iç barışına, toplumsal barışına bir katkı koymadığını, bundan derhal vazgeçmeleri gerektiğini ve kimseyi de bir koyun sürüsü olarak görmemeleri gerektiğini, hiçbirimizin koyunlaşmayacağını özellikle bir kez daha sizler aracılığıyla ifade etmek istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sizin mücadele hattınızın birçok noktaya da örnek olması temennisiyle diyelim. Bugün hem kayyımlarda, kayyım atanan belediyelerdeki emekçilerin süreçlerini gerek konuştuk. Aynı zamanda da toplu iş sözleşmeleri görüşmeleriyle ortaya çıkan tablonun ayrıntılarına bakmaya çalıştık. Petrol İş Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Mesut Tekik'le birlikte. Şimdi birkaç cümle söyleyip bitireceğim. Özellikle bu son dönemde ortaya çıkan ve tartışmaya açılabilen toplu iş sözleşmeleri ve gerisinde kalan sendikal anlayış ve mücadele gerçekten çok önemli. Sanıyorum şunu tartışacağız. Mikrofonun açık kalan tarafı değil, kapalı kalan tarafında bir yanda mücadele edebilmek, emeği, hakkını işçilerin savunabilmesi için, grev yapabilmesi için, direniş yapabilmesi için paraya mı ihtiyaç vardı? Ya da mevcut paralar, aidatlar nereye gitti? Bu sendikal anlayışla nereye kadar gidebileceğiz? Ya da bundan sonra ne yapmak lazım? Bütün bunların ayrıntılarını konuşmaya devam edeceğiz, zira çok önemli.
Evet, iş cinayetleri bu hafta da iş cinayetlerinde 26 en az 26 işi kaybettik. Çok önemli ayrıntılar var. Zira hasat mevsimiyle birlikte mevsimlik tarım işçileri iş cinayetlerinde çok daha fazla görünür oldu. Bu hafta iş cinayetlerinde yaşananlarla bitiriyoruz. Haftaya biz tekrar buradayız. Görüşmek üzere. İş cinayetlerinde bu hafta 23 ilde en az 26 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden en az biri çocuk, üçü ise kadın. En fazla iş cinayeti tarım iş kolunda meydana gelirken, en çok ölüm nedeni trafik servis kazalarında yaşandı. Yaz ayıyla birlikte geçimlerini sağlayabilmek için yollara düşen mevsimlik tarım işçilerinden en az 12'si trafik kazalarında hayatını kaybetti.